Bir son durum gelişmesini paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençekilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Hakkari Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonda görüşerek Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençekilit'le Zapta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele, böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'la 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nın Harekat Merkezi'nden Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençekilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Toplantıya telefonla katılarak sahadaki birliklerin komutanlarına hitap etti. Milli Savunma Bakanı Akarı tüm komutanları ve Mehmetçiyi selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Harekatta hain saldırılar sonucu şehit olan Mehmetçiklerimizin olduğunu hatırlatan Erdoğan, Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini, dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır. Soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonra da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin, özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kır şartlarında gerek pençe kilitle zapta gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi hayırlı olacak. E, tüm millet olarak şehit aileleriyle hemhal olmaya onları onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mücadelenin neticesindeki zafer bizleri geleceğe yönelik bir mutluluğa götürecektir. Ben mücadelenizin kutlu olmasını, neticesinin zaferlerle dolu olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Sizleri de özellikle şahsım, ailem, milletim adına kutluyorum. Mücadelemiz mübarek, yolunuz, yolumuz aydınlık olsun dedi.